Evet, tam zamanlı programından herkese selamlar. Bugün hafta kapanışını birlikte yapacağız. Hem de en önemli gündem maddesiyle birlikte hem de gelen bir tweetle başlıyoruz. Bakan Şimşek'in başardık tweetiyle. Biz buradan programı yayını devam ettirelim istiyorum. Çünkü burada bugün beklentilerle birlikte gri listeden çıkma durumunu konuşacaktık. Ve tahmini olarak da zaten gelen haberle birlikte de şu an bunu başarmış olarak gözüküyoruz. Evet, şimdi bunun ışığında bizi neler bekliyor? Gri listeye konusu bizim için tabii ki çok önemliydi. Halihazırda tabii ki gelen kripto yasa tasarısı da kabul edildi bununla birlikte dün itibariyle. Ve faiz kararı sonrasında artık haftayı nasıl kapatacağız? Piyasadaki hareketler ne olacak önümüzdeki süreçte? Bunları çok merak ediyorum ama öncesinde gri listeden çıktık ama bu ne demek oluyor bizim için? Dilerseniz size buradan başlayalım. Evet, müsaadenizle ben çok rahat anlaması esasında Cumhurbaşkanlığı seçimine gelin. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Mehmet Şimşek'in göreve gelmesine gelin. Sonra yerel seçimlerin hemen öncesinde bir 500 bas puan faiz arttırmasına gelin. Ve bu süreçte bugüne kadar piyasada yaşananlara bakın. Gri listenin etkisi nedir? Oradan anlamak mümkün. Nasıl mümkün? Siz daha önce çok irrasyonel adımlar atmışsınız. Mehmet Şimşek gelmiş, hızla rasyonelliğe dönmeliyiz demiş. Faizi arttırmış, irrasyonel kararlardan vazgeçilmiş. Ama bu sırada hala dövizi kontrol ederek enflasyonla mücadelede esasında gerekli mali adımları daha tam atmıyorsunuz. Ama ne oluyor buraya? Kısa vadeli para geliyor. İşte Türk lirası Merkez Bankası almasa daha da düşer ama rezerv biriktirmek için alıyor, rezerv biriktiriyor. Ondan sonra mevsimsel olarak da Temmuz 3'te enflasyon verisi açıklanacak Haziran'ın enflasyonu da düşmeye başlıyor. İşte gri listede böyle bir şey. Olmamanız gereken bir yere, olmamanız gereken bir şekilde alınmaması gereken kararlarla alıp çamura batıyorsunuz. Sonra bugün çamurdan çıkıyorsunuz. O harika. Ne olacak? Türkiye'ye kısa vadeli para gelmeye devam edecek. O kısa vadeli para işte bu carry trade, başka para cinsinden borçlanıyorsunuz, Türk lirasına yatırım yapıyorsunuz, getiri elde ediyorsunuz ya da edemiyorsunuz. Sonra tahvilleri almaya devam ediyorsunuz yabancılar. Hisse senetlerini satıp gidiyorsunuz. Aynı tas aynı hamam. Değişen bir şey yok. E hocam gri listeden çıktık ya. Evet. Eksi 40 derecede donmuş hesaplar 0 dereceye gelince erimeye başladı. Normalleşmeye başlıyoruz. Ama normal koşullar 0 santigrat derece bir atmosfer 22,4 litredir. Yani enflasyonda en azından 22'ye falan inmeniz lazım. Bu sene 22'ye iner miyiz? İnmeyiz. Gelecek sene hedef kaç? O hedeflere ulaşır mıyız? O hedeflere ulaşırken bu hafta bütçe, özür dilerim, bütçeyi tabii etkileyecek olduğu için bütçe. Vergi konusunda kırpmalar oldu mu? Oldu. Elektriğe %38 zam gelmesi bekleniyor mu? Bekleniyor. O yüzden demek ki gri listeden çıkmak, hep söylediğim piyasalar iyi, ekonomi kötü noktasında devam ediyor. Ha diyebilirsiniz ki gri listeden çıkıyoruz, başka adımlar da gelecek. Amenna. Gidiş yolun doğru. Ama Gökhan hocam bilir böyle. Benim bir tane ticaret hukuku hocam vardı. Gidiş yolundan puan isteyenlere uzay aracı yapıyorsun. Ay'a gönderiyorsun. Mars'a gidiyor. E hocam gidiş yolum doğru, buradan puan verin bana diyenlere bunu anlatır. Bizim gidiş yolumuz doğru. Ama gidiş yolumuzun enflasyonda kalıcı bir düşüş ve sürdürülebilir büyümeye gitmesi lazım. Bugün dış ticaret rakamlarında gördüğümüz olumluluk Türk ekonomisinin sevgili hocam Deniz Gökçe'nin söylediği gibi müsil hapı alıp zayıflamasına benziyor. Türkiye ekonomisi durursa döviz ihtiyacı olmaz. Enerji ihtiyacı olmaz, zayıflar. Yani sözün özü sağlıklı, sürdürülebilir büyüme açısından gerekli olan fiyat istikrarına gidiş yolunda kendimiz soktuk, kendimiz çıkardık. Bundan sonra daha yapacak çok iş var. Piyasalar buna bir satış fırsatı olarak bile değerlendirebilir düşüncesindeyim. İkinci bölümde piyasa etkisini daha detaylı konuşuruz. Şimdi Artunç hocam bir cümlenden devam edeceğim.
bu uzaya, Mars'a, Ay'a gidiyoruz ya. Şimdi Fenerbahçe 2023-24 sezonunda tarihinin en yüksek puanlarından birini topladı değil mi? 99 puan topladı. Evet. Ama şampiyon olamadı, ikinci oldu. Herkes kimi konuşuyor? Şampiyon olan Galatasaray'ı konuşuyor. Senin orada tabelada hiçbir zaman sen çok yüksek bir puanla ikinci oldun demeyecek. Herkes ya, 2020... ya da hocam Türkiye Dünya Kupası'nda üçüncü oldu diye hatırlamıyor kimse. O sene Dünya Kupası'nda birinci olanı hatırlıyor. Sen Mourinho'yu getirmen gri listeden çıkmana benziyor. Mourinho'yu getirdin diye konuşuyor olabilirler ama büyük futbol adamı, Türk futbol adamı Fatih Terim'in dediği gibi en son look etti tabela olacak. Herkes tabelaya bakacak. Şimdi hadi gelelim şimdi hocam bir de giriş kısmına. Yolumuz nasıl bari? Şimdi gene benim böyle yıllardır severek takip ettiğim böyle televizyonlarda bir arkadaş var. Ekonomi bilgisi de iyi olan Artuç Kocabalkan. Onun söylediği bir şey var. Piyasa önceden zaten beklentileri fiyatlar. Yani dolayısıyla bugün zaten Türkiye'nin gri listeden çıkmaması bir sürpriz olurdu. İşte siyasiler acaba ne olur ne olmaz diye de bunun siyasi bir etkidir diye de bunu bir ön alıştırmasını yaptılar ne olur ne olmaz diye. Ama zaten piyasalar neyi fiyatladı? Biz bu gri listeden çıkarız diye fiyatladı. Yani dolayısıyla bundan sonra olabilecek benim hep söylediğim Türkiye'nin hassas durumu volatilite dönemi. Yani bazı piyasayı iyi bilen arkadaşların, genç ve tecrübesiz arkadaşların tecrübesizliklerinden yararlanıp para kazanma dönemine çevireceği bir şey olabilir. Onu konuşuruz birazdan. Şimdi peki, şimdi gri listeden Artunç hocam anlattı. Nasıl girdik, nasıl çıktık? Keşke girmeseydik, daha iyiydi. Yani biz hep bir yere, çukura giriyoruz. Ondan sonra of çukurdan çıktım diyoruz. Ya niye düştün? Düşmeden etrafından dönseydin ya. Hikayesine dönüyor bu iş. Keşke Türkiye ekonomisi gibi dünyanın 16. büyük ekonomisi yanlış hatırlamıyorsam olduğu, ilk 10 hedeflerimizin içerisinde olduğu bir ekonomi için Avrupa Birliği hedefleri stratejimizin içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımız geçen gün bunu söyledi. Avrupa Birliği tam üyelik bizim için ana hedefimizdir diye. Şimdi böyle bir ekonominin gri liste gibi bir listenin içerisinde olması gerçekten enteresandı. Peki şimdi gri listeden çıkmamız bizi neye etkiler? Bir, şu anda yüksek faiz var. Zaten yüksek spekülasyonu seven yatırımcı gri listeye ona buna bakmıyor. Zaten faiz üzerinden tahvilden getirisini elde etmek için Türkiye'ye geliyor. Bunu da yaptı. Kısa sürede yapmaya da devam edecek. Okey, bunu kenara koydum. İkincisi, peki gri listeden çıkmak bizi nasıl etkiler? Şimdi bazı fonlar var. Bu fonların tabii yönetmeliğinde, regülasyonlarında diyor ki işte yok gri liste olmayacak, ona dokunmayacak, buna dokunmayacak. Bunlar uzun süreli fonlar. Şimdi ne oldu? Bu fonlar Türkiye'ye yatırım yapamıyordu. Şimdi ne olacak? Bu fonlardan gri listeden çıktık diye bu fonların daha uzun süreli, daha piyasalarda kalacak, daha hisse senetlerine yatırım yapacak fonların Türkiye'ye gelmesi için ortam hazırladı. Şimdi Artunç hocamın anlattığı şeyi ben başka bir çerçeveden söyleyeceğim. Ortamı hazırladı. Tamam. Ne burada? Güzel ortamım var ama şimdi bu fon sadece ortama bakmıyor. Şimdi bu adam yatırım yaptığı zaman sana ne yapacak? Burada getiri bekleyecek. Yani senin firmaları, şimdi sermaye piyasalarının temeli hisse senedi, borsanın piyasası ne? Firmalar büyüyecek ve hisse senedi getirileri artacak. İçinde bulunduğumuz ekonominin daralma döneminde ekonomiyi yavaşlatıyoruz, talebi daraltıyoruz döneminde firmaların yüksek getiri ve tahvil hisse senedi fiyatlarını yüksek bir artış beklentisi olmaz. Yani dolayısıyla bu enflasyon aşağı doğru inmeden, ekonomi hızlanmaya başlamadan temelde yabancı yatırımcı çünkü teoriye bakarak yatırım yapar. Dolayısıyla bu teorik çerçevede tamam gri listeden çıktık, çok güzel bir şey ama hemen yarın o gidecek uzun süreli fonlar, bu Türkiye'de espri konusu oldu diye söylüyorum. Japon ev kadınlarının fonları Türkiye'ye gelecek uzun vadeli yatırımcılar. Yani böyle çok hızlı bir anda beklemek çok doğru değil diye düşünüyorum. Biraz daha sistemin oturması, regülasyonların oturması. Tamam gri listeden çıktın ama halen yabancı yatırımcıların kafasında şöyle bir şey var. Ben Türkiye'ye yatırım yaptım. Tamam paramı Türkiye'ye koydum ama yarın öbürsü gün bir anda bir şekilde
biri çıkıp bir açıklama yapıp bütün her şey değişebilir mi korkusu var. İşte bunların aşılması, sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yiyor, biraz zaman alacak. Yani enflasyon düşecek, regülasyonlar oturacak, güven oturacak. Ondan sonra uzun süreli yabancı sermayenin gelmeye başlayacağını düşünüyorum ben de. Teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız çok önemliydi bu noktada. Şimdi genel olarak tabii ki neyin olması gerektiğiyle ilgili de piyasada aslında bu gri listeyle birlikte tek etken olmadığını da biliyoruz burada. Sonuçta her zaman konuştuğumuz bir şey var ki zaten Bakan Şimşek'in de söylediği gibi öncelikli olarak zaten enflasyonu kontrol altına almak ve sonrasında da piyasanın biraz daha normal bir noktaya gelmesi bir süreç, uzun bir süreç alacak. En azından bunu şu an görmüş oluyoruz. Kısa vadeye baktığımızda da zaten bu görüntü içerisinde yatırım araçlarını etkileyecek bir etken oldu. Ne oldu? Tabii ki kripto varlıkların bir noktada piyasada daha regülasyon altında olabileceği bir noktaya geldik. Şimdi aracı kurumlar bizler de dahil olmak üzere birçok tabii ki alım satım işlemi gerçekleştiren yatırımcıların da bu süreçte yatırım portföyünü şekillendirirken görüntü nasıl olacak? Çünkü buradaki hacmin hisse senetlerinde ya da altında buradaki işte birçok jeopolitik risklerle birlikte belki yurt içindeki görüntüye baktığımızda bizi nasıl yönlendirecek? Yani gri listenin buradaki etkisi tabii ki son olarak kripto regülasyonun da ortaya çıkması ama yatırım çeşitlenmesi bu noktada nasıl olabilir? Böyle de bir genel bilgi alırsak çok sevinirim. Şimdi gri liste konusu kripto yasa tasarısıyla çok bağlantılı, onu da yok saymayalım. Çünkü özellikle yasa dışı terörün, yani zaten yasa içinde bir terör örgütü olmaz da bilmiyorum. Yani benim bildiğim kadarıyla yasa dışı terör örgütü demeye gerek var mı? Yani parayla ilişkileri açısından değerlendirildiğinde bir gri alan olarak kaldığın için gri listede kalıyorsun. Yani biraz kripto para öyle gözüküyordu. Ve Türkiye'de işte bu Hamas liderlerinin bulunması bulunmaması falan... bu konuda uluslararası çevrelerden, İsrail ve Amerika'dan Türkiye'de baskı da geliyor. Dolayısıyla bu düzenlemenin yapılması gerekiyordu. Düzenleme iyidir, yapılması gerekiyor ayrı bir konu ama bir mecburiyet vardı zaten burada. Buna iki açıdan bakmak lazım. Bir tanesi hani Türkiye'de bir yatırımların nereye yönleneceğiyle ilgili bir şey. Çünkü Türkiye'de acayip bir kayıt dışılık var. Bu para bir yerlere gidiyor. Bu para da bir de şöyle yani. Hani bunu Covid döneminde gördük. Adam at yarışı oynayamıyor. Adam kumarhaneye gidemiyor. Adam borsaya geliyordu. Çok şey yatırımcı sayısının da arttığını gördük. Türkiye'de crowding out vardır. Yani yüksek faiz bütün diğer yatırım araçlarını öldürür esasında. Çünkü devletin borçlanma ihtiyacı vardır. O zaman harcanabilir ya da tasarruf edilebilir ya da yatırım yapılabilir. Gelir zaten düşük olduğu için reel ücretlerin düşük olması dolayısıyla. Pasta belli, bölüşümde kriptonun bu düzenlemeye gelmesi bence borsa açısından da iyidir. Onu söyleyeyim. Çünkü bizim halkımız biraz daha şeyi sever böyle. Yani düzenlemeden ziyade çok getiri olsun da abi sever. O yüzden borsa açısından iyidir. Kripto düzenlemesinin ben çok büyük bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Onu bir söyleyeyim. Onun dışında... Yatırımları nereye yapalım konusunda hala Türk lirasına yapalım. Evet, borsa birkaç ay bence biraz yataya bağlayabilir. Ama biraz önce de söylediğim noktayı devam ettireyim. Bu gri liste konusu, ya bu hasta kendini zaten kendi hasta etti. Hocamın şeyiyle, analojisiyle, ya sen çukura niye düşüyorsun? Etrafından dolaşsana ya atlasana dedin. Şimdi dolayısıyla kendi kendini böyle... zora sokan bir yapısı vardır Türkiye'de ekonominin ve piyasadan. Aynı futbol gibi. Ya kardeşim sen yani 10 kişi kalmış şey nedir adı Çek Cumhuriyeti'nden Çekya'dan yani golü niye yiyorsun ya? Ulan adamlar 10 kişi kalmış bitecek yani bastır 3 tane forvet falan filan. Neyse ama eninde sonunda eledik yani. Hani sonda Gürcistan gibi düşünün yani. Gürcistan'dan da golü yedik. Sonra attık diye çok sevindik. Yani şunu demeye çalışıyorum. Türkiye potansiyeli olan Türk gibi başlanılıp
ama Türk gibi bitirilmemesi gereken bir yer gibi gözüküyor. Ya çünkü biz bir şekilde çok fundamental, temel, basit hatalar yapıyoruz. Teniste böyledir mesela. Yani Ronaldo onu söylemiş ya. Yani. Ben futbolu çok zevksiz buluyorum demiş. Son dönemde ben de futbolu çok zevksiz buluyorum. Yani bizim milli takımın hani böyle affedersin kendi kendine yarattığı problemler ve şeyler olmasa hiç eğlenemeyeceğiz yani. Hani eğleneceğiz derken hani korku filmi gibi. Yani kendimiz ediyoruz, kendimiz buluyoruz. Ya Portekiz'e 3-0 yeniliyorsun. E tabii futbol zevksiz. Ama öbür tarafa böyle veriyorsun, alıyorsun falan. Bizim gri liste meselesi de böyle. Şimdi Türkiye'ye şöyle bakıyorlar. Ya bunlar tamam iyi gidiyorlar ama bir yerde bir şey yaparlar. Yine bir saçmalarlar. Ya bunu biz kendimiz de biliyoruz, kendimiz de söylüyoruz. Doğru mu? Yani hani evet. Şimdi Avusturya maçı gelecek, yeneceğiz, öleceğiz, falan öleceğiz. Mesela Avusturya maçı başlayacak böyle. Biliyorduk ya diyeceğiz hepimiz. Mesela Allah uzak etsin tabii, olmasın ayrı da. Ya şimdi şeyde de bu gri liste meselesinde de çıktık tamam peki. Şimdi ne olması lazım? Not artırımı gelmesi lazım. Bak o açıdan önemli. Not artırımı gelince yatırım yapamayan bazı fonlar yatırım yapmaya başlayacak. Çünkü onların elinde bir tane böyle belge var. Diyor ki bak bu notun altındaysa yatırım yapamazsın. Hiç bakmıyor bile kategorik olarak. O yüzden iyi bir süreçteyiz ama zaman alır. Yani bence bu ameliyata girme haline geleceğiz Eylül'de. O zaman eğer işler doğru gidiyorsa ben o zaman çok daha iyimser olurum. Bu süreçte önümüzdeki dönemde iyi haberlerin büyük oranda fiyatlarda olduğunu düşünüyorum. Hem yurt içinde hem yurt dışında biraz daha riskten uzak sabit getirili yatırım araçlarının daha konforlu ve rahat uyutacağını düşünüyorum yatırımcılar. Teşekkür ediyorum. Buyurun Gökhan Hocam. Şimdi bir sermaye piyasasında bir işlem yapmak istediğimizde aracı kurumlar işte Kolende Menkul Değerler bir aracı kurum. Şimdi aracı kurum kurmak zor. Ya gerçekten zor. Yani sermaye piyasası kurun istediği bazı şartlar var. Çünkü sermaye piyasası kanunu aslında ne yapıyor? Parayı koruyor. Yani yatırımcının parasını korumak için birçok düzenleme yapıyor. Dolayısıyla da mesela ben Kolende'den bir hesap açıp bir işlem yapacağım zaman en azından arkamda bir sermaye piyasası kanunu var, bir regülasyonlar var. Bu konuda içim rahat. Şimdi düne kadar Türkiye'de kripto varlıklarla ilgili bu şekilde net bir düzenleme, yasal çerçeve içerisinde bir yatırımcıyı koruyacak bir şey yoktu. Şimdi aklıma gelen en son ne vardı? Şu bir tane kripto varlık aracı kurumuydu. Adam paraları aldı, Arnavutluğa kaçtı falan filan. Şimdi Türkiye'de tabii bunlar da olunca insanlar korkuyordu. Şimdi ne olacak? Artık kripto varlık alım satım yapmak isteyen bir yatırımcı, bir regülasyon var, kanun beni koruyor deyip daha rahat bir şekilde en azından burada sermaye piyasası kurulundan yetki almış aracı kurumlarda bunu yapabilecek. Şimdi bizim Türkiye'deki sermaye piyasasında eleştirirken ki ilk madde her zaman şudur. Derinlik yok. Yani evet derinlik çok, yani hadi bir yatırım yapacaksınız sayalım. Yani kaç tane araç bulacağız? Bakın Türkiye'de param var, yatırım yapmak istiyorsun. Gayrimenkulü çıkar, menkul olarak yatırım yapmak istiyorsun. Kaç tane araç yapabiliyoruz? İşte bu bakımdan Türkiye için olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ama şu dönemde faizin bu kadar yüksek olduğu dönemde haydi yaldır yaldır bütün para kriptoya gider mi? Orada işlem olur mu? İşte bu biraz düşündürüyor. Ama en azından artık bunun da bir çerçevesinin olması en azından buna işlem yapacak yatırımcılar açısından bir güven telkin edecek bir husus. İkinci noktada artık biz ne diyoruz? Biz yasal çerçeveyi aldığımıza göre devlet de burada hukuki güvence de vermiş oluyor aslında. Bu kripto varlık yatırımcılarına senin hukuki bir güvence de vermiş oluyor. Bu bakımdan da aslında önemli bir husus olduğunu düşünüyorum Berna. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Haftayı da kapatıyoruz. Haftayı kapatırken önemli gündem konularını işledik hep birlikte. Buradaki görüntülerin neler olacağını konuştuk. Pazartesi ise haftaya başlarken borsa ve piyasanın biraz daha nabzını tutacağız. Belki biraz daha küresel tarafa da önümüzdeki hafta eğilmiş oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için tekrardan. O zaman kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşürüz. Görüşmek üzere.